Anadolu'ların beyi, şimali yurt tutan, Neftani ve civar mevkilerin hakimi, Şemseddin Yaman Candar Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Candar Bey. Yanımızda bolca da armağanlar getirdim Valide Sultan. Şimalden cenuba, karadan denize, alemin dört bir yanına ticaretini yaptığımız mahsullerimizdir. Hepsi en seçkinlerindendir. Sarayınızda dahi böylesi pişmemiştir. Var olasın. Edremit'ten Bandırma'ya kadar gök salan, Garb'ın hakimi, Küffar Kıran, Karasi Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Karasi Bey. Hoş geldin Valide Sultan. Davetinize icabeten geldik. Atam Kalemşah'ın bir gafletinde küffar kanına buladığı pusattır. Uslu Bey, armağan ettiğimiz pusat kadar değerlidir bizim için. Var olasın Karasi Bey. Engürü'den Kütahya'ya kadar hakim, obaların en kudretlisinin, orduların en kuvvetlisinin sahibi, Germiyanoğulları'nın hamisi Yakup Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne o? Gayrimizi elinizde pusatla mı karşılarsınız Valide Sultan? Hoş geldin Yakup Bey. Namını işittik Osman Bey. Demek tanışmak bugüne nasipmiş. Her şey vaktini bekler Yakup Bey. Yok, vaktini değil. Senin yerinde durmanı bekler. Bir işitiriz ki Konstantiniyye'desin. Bir işitiriz Konya'da. Çok gezen çok belaya bulaşır. Konar göçer bir töreden geliriz. Durmak bize külfettir. Belayı menbaında boğmak isteriz ki bizim yurdumuza bulaşmasın. Severim ben göçerleri. Her daim yer veririm. Yurt veririm. Lakin göçerden sen göçerliğini bileceksin. O düşü de
düşü kurmayı hak edene, kökü devletli olana bırakmayı öğrenmen gerek. Herkes hediyeleriyle gelmiştir Yakup Bey. Senin elin boş mudur? Benim armağanım ele avuca sığacak kadar küçük müdür? Hediyeniz Söğüt dışındadır. Her biri birbirinden yaz 300 at. Valide Sultanımıza. Var olasın Yakup Bey. Gayrı buyurasınız. Osman Bey. Buyurasın. Bizim beylerimiz ne dev ayaktadır? Valide Sultan. Hak ettikleri yerde dururlar Osman Bey. Sen dahi biz gibi ulu beylerin yanında oturabildiğin için Valide Sultan'a duacı olasın. Kul bize yer verdi de minnet edecek Adem oğullarından değiliz Candar Bey. Biz mülkümüzü de yerimizi de bileğimizle alırız. Bizi kendinle karıştırmayız. Beyler, hele benim ardımda kurulasınız. Buyursunlar tabii ya. Bunca bela içte güçsüz düşmüşlerdir. Şimdi Valide Sultan'ın kelamını işitebiliriz. Vaziyet düşündüğünüzden de fenadır. Komutan Nayman'dan bir haber var. Komutanı Samagar'ın kellesinin kesilmesi onu çok öfkelendirmiş. Vergileri artırmamızı, Samagar'ın kellesi için diyet ödememizi ister. Valide Sultan, meselenin bizi ilgilendiren kısmını işitmek isteriz. Belaya çatan diyeti yalnız öder. Samagar'ı kim öldürdü? Karesi Bey. Varsay ki ben öldürdüm. Öyle dönüp Osman Bey'e bakmayasın. Düşmanı öldürmek ne vakit bizde suç olmuştur? Ben sizi birlik olmak için davet ettim. Valide Sultan, siz kudretinizi nereden alırsınız? Bu nasıl bir sualdir Yakup Bey? Evladınız Ali Selçuk'un hakimi Sultan Alaaddin Hazretlerinden alırsınız. Onu devirmek isteyen, Mesud'u kaçırmaya kalkan bu beyle mi birlik olacağız? Hadi bizi geçin. Siz nasıl affedersiniz? Acizler kin tutar. Zayıflar öfkelenir. Güçlülerse
affeder. Sultan Alaaddin Hazretleri Osman Bey'i bağışlamıştır. Biz bunu yutup birlik olmak istiyorsak siz de isteyeceksiniz Yakup Bey. Küffarla cenk ordularını yıpratmıştır. Ama bolca da ganimete sebep olmuştur. Şimdilik vergileri ödemeyi, kesilecek diyeti kabul etmeyi öneririm. Bu da sizin hatırınızadır, Valide Sultan. Yoksa ne Osman Bey, ne de bu topraklar, beş akça dahi fedakarlık edilecek yer değildir. Türk'ün yurdu altınla hür kalacaksa, varsın yerle yaksan olsun. Akçayla satın alınan hürlük, akça bittiği vakit kaybedilir. Canımızı buna borçluysak, varsın feda olsun. Osman Bey, sakin olasın. Kimsenin hürriyetini kaybetmeye niyeti yoktur. Diyetse diyet, cenkse cenk. Bir olup çözüm aramak için buradayız. Bunun çözümü diyet değildir Valide Sultan. Ben bu uçları kanımla aldım. Kanımla kurdum. Zamagar'ın kellesine değil diyet, kapıdaki içimi dahi verme. Aa, bu da son sözüm olsun.